Ben ne kadar aptalım. O bana böyle düşmanken ben nasıl kandım ona? Nasıl bu kadar saf oldum nene? Üzme kendini kuzum. Senin bir suçun yok. Mahir'in düşmanlığı sana değil, babana. Babama düşmanı. Ama zulmü bana etti. Beni göz göre göre ateşin içine attı. Çektirdiğini görmek için mi geldin? İçin soğumadı mı hala? Niye geldin? Senin için geldim. Benim için geldin. Ne kadar kötü olduğumu izlemeye geldin galiba. Seni merak ettiğim için geldim. İyi. Bak gördüm. Ölüyüm. Sen öldürdün. Sen beni kendi ellerinle o manyağa verdin. Ben seni kimseye vermedim Canbeza. Verdin. Bir de utanmadan nikah şahidi mi oldun? Nikah sahteydi. Döktün beni. Operasyondu o. Operasyonun bir parçasıydı. Her şey planlıydı yani. Tamam mı? Gerçek değildi. Nikah sahteydi. Evet, sahteydi. Ya benim verdiğim söz? Benim verdiğim söz sahte değildi. Ne sözü? Ben sana çok güvenmiştim. Sen beni benzinlikte bırakıp gittiğinde bile ben inanmadım. Geri döndüğünde beni bulamazsın diye içeri girmedim. Ben soğukta bekledim yolda seni. Bırakmak zorunda kaldım seni. Tamam mı? Gerçekten. Selim her şeyi biliyor. Beni dün gece kulübeye götürdü. Senin derdinin babamla olduğunu, benim hiçbir önemim olmadığını söyledi. Doğru değil mi? Ben de öyle söyledim. O da eğer öyleyse Mahir seni bırakmaz. Nikah saatine kadar seni kurtarmak için bir şey yapar dedi. Eğer nikah saatine kadar beni kurtarmak için bir şey yapsaydın hayatımdan çekip gidecekti. Eğer yapmazsan ömür boyu onunla kalacaktım. Sen gelmedin Mahir. Canfesa sen ne yaptın? Canfesa bak ben her şeyi yoluna koyacağım tamam mı? Ne gerekiyorsa yapacağım onun için söz veriyorum sana. Söz mü veriyorsun? Evet. Senin sözün bende büyük mü yok artık? Çok geç kaldın. Nasıl o adama verdiğin sözün büyük mü yok? Var. Ben senin gibi bir insan değilim. Ben bir söz veriyorsam tutarım. Selim'le gideceğim. Sen de bir daha benim karşıma çıkmayacaksın. Canfesa. Söz ağızdan bir kere çıkar. Urfalı.